Avrupa basınında falan çıkanlara bakınca hakikaten tabii canım, hiç kesinlikle. Olmuş. Yani ben yani şey olarak söylüyorum. Klasik AKP ağzına girmek istemiyorum ama gerçekten orada çıkan yazılar benim de utanç verici değil mi? Gerçekten. Yani ya ultra cehalet ya çok derin gönüllü bir kötülük. Cehalet. Gönüllü yani cehalet. Üçüncü bir seçenek yok. Ya cehalet ya kötü. Yani böyle son bir haftada hafif hafif toparlayan bir iki yazı çıkmaya başladı ama 15 Temmuz izleyen ilk bir hafta içinde hem Avrupa medyasında hem Amerika medyasında çıkan hani böyle uyduruk sitelerde çıkan yorumları falan söylemiyorum. Önemli sitelerde, önemli gazetelerin sayfalarında çıkan yazılar gördüğüm kadarıyla gerçekten çok kötüydü. Sözünü kestim. Tabii yok çok önemli bir husus. Ben hatta bunu şey diye bir analiz yaptığımda ondan sonra bir video yaptık. Batı medyası cemaatin markajı altında diye. Bu bayağı bir ilgi gördü ve cemaatçiler de anında bana çok ciddi bir şekilde hala sosyal medyada hala şey yapabiliyorlar. Acayip saldırdılar. Çok rahatsız oldular ve şey diyorlardı. Tabii ki siz orada işte Türkiye'de medya bilmem ne değil. Batı'da medya özgür olduğu için. Halbuki garip bir durum var gerçekten. Yani böyle dünyanın en saygın yayın organlarını falan olayı ele aldı. İşte Danny Roderick geçen bu konuda çok net bir şeyler yazdı. İngilizce yazdı. Utanç verici yani. Hakikaten bunlar sanki yani şöyle bir şey. 15 Temmuz diye bir şey olmuş. Olmuş. İşte 200 küsür kişi de hayatını kaybetti. Olabilir. Peki Tayyip Erdoğan otoriterleşmede bilmem ne vesaire falan. Tamam bunların hepsi olabilir. Tayyip Erdoğan otoriterleşmek için 15 Temmuz'u da kullanıyor da olabilir. Tamam. Ama 15 Temmuz'u kim yaptı? Kim bunlar? Tamamen şey yok yani. Onu anında üzerine yani olayın ne olduğu, niçin olduğu yok ama olay bahane bilinerek bir cadı avı başlamış. Bunun da ana kurbanı Fethullah Gülen'i seven insanlarla demokrasi olmuş gibi gerçekten hani şöyle düşünüyorsun. Çok fazla da yoktur onlar ama ben sıradan bir Amerikalı insanım işine gelen giden. Haberlerde durmadan karşıma Türkiye diye duyuyorum. Ya ne olmuş burada diye. Bunu New York Times'dan okuyayım, Washington Post'tan okuyayım desen yandın ya tamamen yanlış şey biliyorsun. Ben